Selamlar efendim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta hareketli geçti. Bu hafta daha hareketli geçmeye aday. Çünkü bu hafta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da hem de Mehmet Şimşek Amerika'da. Özellikle yarın Mehmet Şimşek'in Goldman Sachs'ın organizatörlüğünde gerçekleşecek bir yatırımcılarla, uluslararası yatırımcılarla toplantısı olacak. Göreve geldiğinden beri ilk toplantısı bu. Buradan beklenti büyük. Onun devamında biliyorsunuz işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la bir görüşmesi olabilir. Buradan da beklentiler büyük. Dolayısıyla siyasetin biraz gündemi ekonominin gündemini belirliyor. Geçen hafta da böyle olmuştu. Hatırlarsınız pazartesi günü sabahtan Mehmet Şimşek NTV'de soruları yanıtladı ve bu sorulara verdiği cevaplarda piyasa üzerinde ciddi etkisi oldu. Bu etki devam ediyor ama çok kalıcı olmasını beklemek bence böyle bir şeye gerek yok. Geçen hafta bankacılık sektöründe özellikle satışların gerçekleşmesinin en temel sebeplerinden bir tanesi Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalardı. Aslında burada temelde şöyle bir bakış açısına da sahip olunabilir. Şimdi hisse senedi yatırımı için söylüyorum özellikle. Belki bir rakamları verip ondan sonra bakmak lazım buna aslında. Dolar bazında biliyorsunuz ben sizle bu rakamları konuşuyorum ve yılbaşında 304 dolardaydık, 305 dolardaydık ve 11 Eylül'de geçen hafta bugün 313 doları görmüşüz. Bugün gördüğümüz en düşük rakam 292 dolar. Yani dolar bazında bir haftada %6.7 en tepesinden en aşağısına bir geri çekilme olmuş. Şimdi bu önemli bir rakam. Neden böyle bir şey olduğu diye düşündüğümüzde aslında bu kadar sert yükselişlerde böyle ufak tefek düzeltmenin olması çok normal. Bir de mevcut senaryo içinde bir şey değişiyorsa ki mesela Mehmet Şimşek'in çıkıp da yani orta vadeli programda %4-4.5 büyüme yazıyoruz ama bunun biraz daha aşağıda gelmesi de olabilir imasında bulunması ya da bankaları kredileri sıkıştırma konusunda sıkılaştırma konusunda sıkıştıracağız gibi açıklamaları işte fiyatlama üzerinde etkili oluyor. Yani mevcut senaryoda bir tane değişken parametre değişmiş oluyor. Öyle olunca da sonuç itibariyle piyasada bunu doğal olarak fiyatlıyor. Sadece tabii kendi içimizde değil aynı zamanda özellikle dünyada enteresan bir petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gerçekten hani 75 dolarlar civarında 75-85 arasında Brent petrol gider mi acaba diye düşünürken neredeyse 95 dolara geldik. Ben yayına girerken 94 dolardı. Tabii bu bütün dünyadaki dengeleri net bir şekilde etkiliyor. Biliyorsunuz geçen hafta ABD enflasyon verisini almıştık. O enflasyon verisinin üzerinde benzinin ciddi bir etkisi olduğunu gördük. Şimdi bu hafta Fed kararı var. Yani daldan dala atlıyorum biraz ama bu Fed kararı ve Brent petrolün durumu bizim piyasalarımızı da oldukça yakından etkiliyor. Eğer bu petrol fiyatlarındaki yükseliş ki ben öyle tahmin ediyorum ki Powell'ın konuşmasında mutlaka yer bulacaktır. Böyle devam ederse bu toplantıyı Fed'in pas geçmesi zaten garanti neredeyse. Ama Kasım'da ve Aralık'ta bir faiz arttırımı daha gelme ihtimali söz konusu. Onun için bu hafta çarşamba akşamı özellikle hem Fed'in kararını hem de projeksiyonlar yayınlanacak, dot plot yayınlanacak. Onları yakından izleyeceğiz. Tabii petrol fiyatları artınca hem bizim dış ticaret dengemiz anlamında problem yaratıyor hem de petrole dayalı sektörlerin biraz daha buradan darbe yemesine sebep oluyor. İşte zaten taşımacılık üzerinden bütün sektörler bundan etkilenebilir ama direkt olarak, direkt maliyet olarak etkilenen işte ulaştırma sektörü mesela geçen hafta ciddi bir satış yedi. Özellikle cuma günü mutlaka ondan da bahsetmek lazım. Piyasaları etkileyen bir faktör ama sanıyorum bu faktörün artık etkisi geçecek ve bunu unwind edecek. Yani piyasa bu fiyatlamayı geri alacak gibi gözüküyor. Yeni bir bilgi gelmezse. Neden bahsediyorum? Fahrettin Koca'nın cuma sabahı işte 9 Covid varyantı Elis, Omikron'un varyantı Elis bulaşmış. 9 kişi var açıklaması. Piyasalarda işte özellikle Covid fiyatlamasını beraberinde getirdi ki burada da en fazla darbeyi yiyen sektörler ulaştırma oldu. Bakıyorsunuz diğer taraftan da buradan nemalanabilecek sektörler işte ilaç ve gıda ön plana çıktı. Onun için bu haber akışları piyasamızı ciddi şekilde etkiliyor. Ama diğer taraftan baktığımızda bana kalırsa hala geçen hafta biraz tavsamış olsa da
Türkiye'deki hisse senedi piyasasının yukarı doğru hareketi devam ediyor. Özellikle de işte bu hafta bu kadar yurt dışında işte görüşmeler vesaire varken ve Merkez Bankası toplantımız varken bu haftanın çok da kötü geçmeyeceğine ilişkin bir en azından benim beklentim bu yönde. Çünkü biliyorsunuz Perşembe günü bir Merkez Bankası toplantımız var ve geçen toplantıda 7,5 puan birden faizleri yükseltmiştik biliyorsunuz ve piyasa beklentisinin üstünde gelmişti. 25'e kadar çıkmıştı. Bunun bir 5 puan daha gelip 30'a çıkar mı gibi bir düşünce söz konusu. Bakacağız. Yani eğer 3'ün altında bir faiz artırımı gelirse ben bunu piyasanın olumsuz nitelendireceğini düşünüyorum. 3 ile 5 arasında 3 ya da 5 bunu piyasanın açıkçası fiyatladığını biraz düşünüyorum. Çünkü geçen ayki Merkez Bankası toplantısındansa bu ayki Merkez Bankası toplantısı biraz daha farklı. Neden farklı? Çünkü geçen ayki Merkez Bankası toplantısını hatırlayın. İşte faiz artırımları yavaş yavaş sönümleniyor mu? 2 puan mı gelir? 2,5 puan mı gelir gibi düşünülürken bir anda 7,5 puan gibi şok bir faiz artırımı geldi. Şimdi öyle olunca da ve piyasayla bu anlamda yapılan iletişimi de düşündüğümüzde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orta vadeli programda sıkı para politikası devam edecek demesi, hem Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar, hem Cuma akşamı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamaları dikkate aldığımızda aslında faiz artırımlarının en azından Türkiye'nin yakın ya da işte orta vadede pozitif reel faiz verecek şekilde faiz artırımlarının devam edeceği görünüyor. Pozitif reel faizi de nasıl düşünelim? Aslında burada biraz sapla saman karışıyor. Merkez Bankası'nın faizleri kısa vadeli, bir haftalık repo faizi ama biz işte diğer bütün faizleri buna biraz endeksliyoruz. İşte parasal aktarım mekanizması çalışıyor, çalışmıyor vesaire. Buraları kenara bırakıyorum ama 2024'ün yıl sonu Merkez Bankası enflasyon tahmini %33 olduğunu düşünürsek %35 civarı bir politika faizinin aslında Türkiye için yeterli olabileceği şu anda söyleniyor. Yeterli olur mu? Aslında teorik olarak da yeterli olabilir ama o %33'e gidene kadar arada çok ciddi faiz enflasyon yükselecek. Yani %33 ancak yıl sonunda görebileceğiz. O da belki ki biliyorsunuz tahminler pek tutmuyor bu anlamda. Onun için aslında yıl başında bir %35'lik faiz reel faiz verme anlamında yeterli olmayabilir ama Türkiye gibi bu konuda karnesi çok iyi olmayan bir ülke için oldukça önemli bir hamle. Tabii ki bunun maalesef reel sektör üzerinde önemli olumsuz yansımaları olacak. Bu kaçınılmaz. Çünkü Mehmet Şimşek de bunu net bir şekilde söyledi. Efendim işte enflasyonla mücadele etmek istiyorsak bu işleri biraz ekonomiyi soğutarak yapmamız gerekiyor dedi. Onun için hem vatandaşın hem de Türkiye'deki küçük şirketlerin bu işten biraz zarar göreceğini söylemek lazım. Bunların da piyasa yansımaları mutlaka olacaktır. En azından buralara hizmet eden, buralara mal veren sektörlerin, şirketlerin biraz daha önemli etkilenmeleri söz konusu olabilir. Neden? Çünkü işte kredi kartı harcamalarında kısıntıya gidilmesi için gerekli önlemlerin alınacağı, bunu devam edeceği söylüyor. Şimdi ihtiyaç kredileri, bu hafta bana bir bankadan ihtiyaç kredisi için bir mesaj geldi. Yani sigortayı dışarıda bıraktığımda %108 gibi yıllık bana maliyeti olan bir kredi. Şimdi yıllık %108 ile ihtiyaç kredisi kullanıp da ne yapacaksınız? Yani bu hakikaten çok sıkıntılı bir durum. Kaldı ki ticari kredilerde de faizler artıyor. Onun için Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomik olarak yurt dışından yatırım çekebileceği, piyasanın, borsanın vesaire teması içerisinde bunun ön planda olacağını düşünüyorum. Başka bir alternatifin çok ön planda olmadığı için yurt içi yerleşiğin de buraya teveccüh gösterdiğini düşünüyorum. Ama daha önce de söylediğim gibi bunun finansal tablolar temelinden de ya da Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan da biraz durumla uyumsuzluk yarattığını mutlaka söylemek lazım. Ama CDS'imiz işte 390'lar seviyesinde, orada sert bir düşüş oldu 700'den buraya gelene kadar ama oradaki düşüş de biraz şu anda yataya bağlamış durumda. Yeni bir şeyler olması lazım. Yeni bir şeyler olurken tabii dünyadaki bu konjonktürel meseleler de çok önemli oluyor. Bugün mesela önemli bir haber bence. Ali Baba'nın işte Türkiye'ye 2 milyar dolarlık bir yatırım yapacak olması. Daha takvim vesaire belli değil. Önümüzdeki dönemde yapacağız demişler ama yine de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip bu açıklamayı yapmaları önemli. Bir taraftan bakıyorsunuz işte bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na yapılan ziyarette, Amerika'ya yapılan ziyarette ya da yatırımcılarla yapılacak toplantılarda Ticaret Bakanı'nın da
orada olduğunu görüyoruz. Oradan yeni anlaşmalar gelebilir. Tabii ki bu iki kutuplu dünya, iki kutuplu dünya arasındaki bir yeni bağlantısızlar hareketi vesaire gibi yeni oluşumlar içerisinde tabii ki paranın gidişatı da önemli olacak. İşte mesela bu yeni yol Hindistan'dan, Türkiye'den geçmeden Avrupa'ya gidecek olan yol vesaire hikayesi. Bunların hepsi aslında bizim piyasalarımızda önümüzdeki dönemde yakından ilgilendirecek. Diğer taraftan geçen hafta küresel tarafta ECB'nin faiz arttırımını gördük. ECB'nin faiz arttırımı olmasına rağmen Euro-Dolar paritesinin geri geldiğini gördük. 1.0664'tü yanlış hatırlamıyorsam ben yayına girdiğimde, aynen öyle. Ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 4.35 olduğunu, altında $1,929 olduğunu söyleyebilirim ben yayına girerken. Şimdi bunun sebebi ne? Çünkü 1.07'lerin üzerinden Euro-Dolar geri geldi. Bunun sebebi şu: Türkiye, Avrupa'nın faiz arttırımlarında artık sona geldiğini ve ABD eğer enflasyon sticky, eğer yapışkan olursa bir tur daha faiz arttırabilecek ekonomik esnekliğe sahip. Ama Avrupa'da bu esneklik yok ve Avrupa'nın enflasyonu, manşet enflasyonu en azından Amerika'nın manşet enflasyonundan daha yüksek olmasına rağmen ECB'nin faiz oranları ABD'nin faiz oranlarından daha düşük ve artıracak yeri kalmadı. Onun için artık bu şeyin sonuna gelinmiş gibi gözüküyor. Yani bu doların euro karşısındaki güçlenmesi doğal sonuç ve bunun da bir miktar daha, bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Nereye kadar olacağı sorusu tabii ki piyasa gelişmelerine göre değişecektir ve bu haftaki Fed'in kararına ve açıklamalarına göre değişecektir. Ama tabii hem bir taraftan Brent petroldeki enerji fiyatlarının yukarıya doğru gelmesi, hem kurun yavaş yavaş da olsa yukarı gitmesi, 27'nin üzerine çıktı biliyorsunuz, hem de işte bu euro dolar paritesinin aşağı gelmesi bizim ihracat ithalat dengemiz açısından iyi değil. Dış ticaret açısından problem, artı bir de kurun da reel olarak, TL'nin de reel olarak değerlendiğini söyleyelim. Yani ihracatçı hem TL'nin reel değerlenmesinden sıkıntı yaşıyor, hem de Euro-Dolar paritesinin geri gelmesinden sıkıntı yaşıyor. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde reskont kredilerinin günlük 3 milyar liraya çıkarılması ne kadar merhem olur yaraya, onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama Türkiye'nin kalıcı olarak dış ticaret açığını, cari açığını çözmesi meselesi ihracatını arttırarak değil, belli ki ithalatını düşürerek olmaya çalışacak ya da en azından politikalar bu yönde. Bunu da iç talebi kısmak suretiyle ithalatı düşürme gibi bir plan, proje var. Önümüzdeki dönem bunun devamının gelmesini bekleyebiliriz. Açıkçası ekonomi yönetimi bu konuda çok nasıl söyleyelim, dik duruyor gibi. En azından şimdilik böyle, hem Cevdet Yılmaz'ın burada Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla bu konuların arkasında olması bence mühim. Çünkü nereden bakarsanız bakın Cumhurbaşkanı'nın bir nevi kendisi olmadığında vekili. Onun için yani öngörülemezlik tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her dönem bu tarz olaylarda eğer halktan ya da işte etrafındaki başka kliklerden gelen tepkilere karşı reaksiyonu olma ihtimali hep var. Zaten onun için belki o kadar hızlı bir yabancı yatırımın gelmediğini görüyoruz. Ama yine de şimdilik bu işlerin en azından kısa vadede rayına girdiğini, önümüzdeki dönemde tabii ki seçim var biliyorsunuz, 31 Mart'ta şurada 6 aylık bir dönem kaldı. Seçim öncesi nasıl şekilleneceğini de ayrıca bakmak gerekecek. Ama yabancı yatırımcı buradaki tasarrufların artması, tüketimin azalmasını, işte faizlerin yukarı gitmesini, bir taraftan da kurda istikrar sağlanmasını vesaire, bunların hepsini olumlu karşıladığını söyleyebiliriz. Fitch'ten de benzer şeyler gelmişti. Önümüzdeki dönem bu tarz teveccühlerin devam edeceğini beklemek yerinde olacaktır. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.